Herkese selamlar. Bu videoda sizlere temsilci bayrağı nedir, nasıl çekilir, ne işe yarar ve hakkındaki diğer her şeyi anlatacağım bir video. Önce temsilci bayrağı nedir? Temsilci bayrağı geminizin üstünü çektiğiniz bir bayrak ve bu bayrak 5 kademe şeklinde oluşuyor. Her kademede size verdiği para artıyor. Bu nasıl oluyor? Bir eşya sattığınızda hangi şirketin bayrağını çekerseniz o şirkete sattığınız her eşya için size şirket benim bayrağım var diye sana ekstradan bir para veriyor. Bu da bayrağın seviyesi arttıkça gittikçe artıyor verdiği para. Şu ekrana hangi seviyede ne kadar para kaç katı daha fazla para verdiğini yazıyorum. Ona da bakabilirsiniz şu anda. Bu şekilde gittikçe verdiği para artıyor. Bunun haricinde şirket bayrağı nasıl alınır, nasıl açılır? Önce şirket bayrağı açmanız için o şirkette 15 seviye ulaşmanız lazım. 15 seviye nasıl ulaşacaksınız? Tabii ki de bayraksız paşa paşa satarak. Burada Open Creve girerseniz bayrağı olan insanların açmasını rica edebilirsiniz ve arkadaşlarınız oynarsanız arkadaşlarınız da açmasını. Bir de sonra vakti zamanı geldiğinde alabilirsiniz. Şimdi mesela burada Merchant üzerinden gösterelim. Tıkladık. Yanlış yaptık. El alışkanlığı. Eskilerden kalma. Buraya F yaptık. Şirket dükkanı dedik. Şirket dükkanı dedik. Zaten şuradan terfiler kısmına. Burada 15. terfiye kadar almanız lazım. Ben de şu an 85. terfi açıldığı zaman alabilecekmişim. 15'e kadar aldınız. Sonra şirket dükkanından zaten kilidi açılıyor orada. Gözüküyor zaten 15'ten önce. Şu Tüccar İttifakı temsilci bayrağı. İşte lisanı mı? Lisansı demiş ama. Lisan ne? Ne alaka? Lisans. Bunu almanız lazım. Bunu aldıktan sonra her şirketin önünde böyle masa olur. Bunu bastığınız zaman gemimizde bir bayrak çekilir. Şu anda bir kademe. Bir kademe bayrağı satarsam ben hiçbir şekilde oyun bana bir şey vermez. Ekstra para vermez. Bunu iki yaptığım zaman bana oyun ekstradan para vermeye başlayacak. Ama sadece neye para verecek? Sadece bu şirkete sattığım seviyeler için para verecek. Bu şirket çünkü sadece kendi eşyalarına ekstra bir ücret ödüyor ona sattığın zaman. Bunu kapadık. Hemen bir diğer şirketlerin yerini göstereyim. Gold Order şirketinin bayrak yeri hemen çadırın yanında burada. Buradan basıp direkt bayrak çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi onda her birinin rengi farklıdır bu arada. Her şirketin kendi rengi nedir? Mesela Order of Souls'un gibi de mor. Şu ana geldik. Bu arada ben Order of Souls falan diyorum. İngilizce isimleri. Çünkü ben oyunu 2 yıla yakın İngilizce oynadım. Daha 1 yıldır falan Türkçesini oynuyorum. Daha dilim alışamadı. Bir de oyunu öğrenirken İngilizcesini öğrendiğim için öyle gidiyor. O yani ruhlar örgütü diğeri de altın stokçularıydı. Bunun da bayrak yeri hemen burada. Buradan çekebilirsiniz. Bu bayrağı da kapatmak için bu arada F'ye basmamız yetiyor. F ile de gelip çekiyorsunuz. Çekmek için takımdaki oyuncuları nasıl görev oyluyorsunuz? Yine çoğunluğun gelip oy vermesi lazım burada. Bu şekilde bayrak çekebilirsiniz. Son gibi bayrak çekince kazancınız artıyor. İşte biz de hatta bazı videolarda bayraklı satış yapıyoruz. Bununla ilgili birkaç tane kaydı koyarım işte satış anındaki. Yani böyle karlı bir şekilde satmış oluyorsunuz ve daha fazla para geliyor. Burada size avantaj sağlayacak bir şirket daha var. O da gördüğünüz gibi Reaper. Reaper haritadaki i15 konumunda, i12 konumunda düzeltme, i12 konumunda duran bir ada. Onun da bayrağı her outpost'ta böyle bir iskelet olur. İskeletin altından çekilir. Buradan. Reaper çektiğiniz zaman haritadaki herkes sizin geminizin yerini görebilir. Oyundaki herkes haritadan sizin yerinizi görebilir. Daha doğrusu. O yüzden Reaper bayrağı çektiğiniz zaman bunu bilincinde olmanız lazım. Ve oyuncuların da sizin bayrağınızın seviyesini de map'ten görebilirleri için size iyi seviyelerde saldırmaya, üstünüze eşya alındığını bildikleri için almaya çalışacaklardır. Ama Reaper'ın tek avantajı şudur ki Reaper bayrağı çektiğinizde haritadaki i12'deki adaya gidip adada satmaya başladığınızda ne satarsanız satın Reaper size her zaman o fazladan parayı öder. Ekstradan. Parayı size her türlü öder. Çünkü Reaper her eşyayı alır. Her eşya aldığı için de kendi aldığı her eşyanın parasını öder. O yüzden çok para edinmek istiyorsanız sizin tercih ettiğiniz şirket Reaper olması lazım. Para kasmak konusunda. Bunun dışında bir şirketimiz daha var bayrak çekebileceğimiz. O da Athena bayrağı. Bunu çekmek için önce Pyke Legend olmanız lazım. Ve Pyke Legend olduktan sonra da bir gemi gördüm şurada.
Bu dürbün de kötü ya. Çok kapalı ekranı. Neyse. Patlıcan tolma için 3 farklı şirkette 50 seviye ulaşmamız lazım. Bu da bu olabilir. Gold Order olabilir. Mergent olabilir. En hızlı bunlar da oluyor. Athena'da bu şekildeydi. Athena'nın da sağladığınız eşyaları buraya satarsınız. Hangi eşyaları satılır diye bir rehberimiz var. Eğer neyi nereye satacağınızı bulamıyorsanız, ki bu şirketlerin hepsi sadece kendi aldıkları eşyalarda, şu da şu da size bir ekstra bir ücret öderler. Yok yok, yani ben Gold Order'ı çektim. Geldim buraya sattım. Bana ekstra bir ücret yok. Bu şekilde. Bunun da eşyaları buraya satılıyor. Bunda hangi eşyaları satıldığı hakkında bir rehberimiz zaten var. İsterseniz bakıp oradan sorunlarınızı giderebilirsiniz. Bunun dışında bayraklara ilgili başka söylenecek bir şey yok. Söylediğim gibi 15 seviye ulaşmanız lazım. Peki bu Athena için de böyle mi derseniz? Diyorsunuz gibi Athena için böyle bir durum yok. Korsan efsanesi olduğunda satın almada direkt açılıyor. Burada yazıyor zaten. Ben aldığım için gösteremiyorum. Bu arada fiyatını da söylemeyi unutmuşum. Fiyatı 20.000 altın. Şu an hatırladım. Fiyatı 20 bin altın. Oyunun başları için birazcık pahalı gelebilir. Ama size o kadar söyleyeyim ki yani. İlk yaptığınız görevde fiyatını çıkarıyor olabilir yani. O kadar avantajlı bir şey şu bayrak. Ki bayrağınız olmaması oyunda sizi direkt zor bir duruma sokar. Aynı zamanda bayrakla ilgili bir durum daha var. O da gemi battığında geçerli. Şu anda ben kendi gemi batıracağım. Çünkü batmış gemi bulamayacağım muhtemelen. Şuradan gemiyi batırdık. Gemiyi batırmak için oy kullandık. Şu an gemi batıyor. Buradan da gemiyi batırabilirsiniz bu arada gerektiği zamanlarda. Savaşmadan, kendinize batırmadan. Şu anda gemimiz battı. Eğer bir gemide bayrak varken gemi batarsa onun bayrağı da sanki gemideki bir hazine gibi dışarı çıkar. Gemi komple yok olsun. Biz de bunu görmüş olalım. Buradan silinebilirim, dakika dur. Ve yeni doğacağım adada falan doğurur. Şurada bekleyelim biz. Gemi kayboldu. Gördüğünüz gibi gemi batırdı. Temsilci sırası kayboldu diyor. Artık kaç lira verseniz hepsi gitti. Yeni gemimizde bayrak yok. Ama eski gemimizdeki bayrak bu şekilde gördüğünüz gibi dışarı çıktı. Bu bayrağı eğer bir rakip oyuncudan bulduysanız, buna Outpost'a veya Reaper adasına, EU12'deki Reaper adasına satabilirsiniz. Outpost'a nereye satılıyor derseniz, Outpost'a bayraklar Athena şirketinin sattığınız yere ve buradaki iskelete. Bunu oyuna yeni başlayan insanların çoğu bilmiyor ama bu iskelet satın alabilen biri ve tek satın aldığı şey de bayraklar. Başka hiçbir şey satın almaz. Buradan bayrağı F yaparak satabilirsiniz ve Reaper seviyenizi arttırabilirsiniz. Veya isterseniz Reaper bayrağınız varsa tabi Reaper bayraklarını gelip buraya satabilirsiniz. Ama sadece Reaper bayrağı alıyor. Bu bayrağı almayacak. Bu şekilde şimdi ben bunu satacağım ama bu benim bayrağım olduğu için, eğer kendi bayrağınızda sizi batıran adamı geri batırıp bayrağınızı geri alırsanız suda bırakın daha iyi, çünkü sadece bir altına satılmış oluyor kendi bayrağınız. Gördüğünüz gibi bir altınlık bir fiyat kazandım sadece. Bu da oyuna giren oyuncular kendi gemilerini batırıp böyle benim gibi bayrak satıp bir kar elde edemesin diye yapılmış bir şey. Bundan ötürü sen kendi bayrağını satmak akıl kârı bir iş değil. Adamları alması siz, yani garibanlar sevinsin diyerek adamları bırakabilirsiniz. Bir bayrak bulup satarlar belki. Evet, bu şekildeydi. Bir de loncalar için çekilebilen bir bayrak var. Onda da çekmek için lonca'da 10 seviye olmanız lazım. 10 seviyelik bir lonca'da olmanız lazım. Şimdi ben buna da bir bakalım. Evet, şimdi ben loncalı bir gemiye geçtim. Şu anda bir lonca içindeki bir kaptanın gemideyim. Lonca bayrağı çekmeden önce lonca bayrağı nasıl çekilir onu bir bahsedeyim. Önce bir lonca'da olmanız lazım. O loncanın içinde bir kaptanın gemiye girip, zaten kaptansız gemiye girilmiyor, neyse. Ve lonca seviyesi kasarak loncanın seviyesini 10 yapmanız lazım. Buradan korsan günlüğü dedik. Buradan itibar dedik. Buradan loncanızın seviyesi gözüküyor. Şu an bizimki 4-5'e gidiyor. Bu da benim bir arkadaşın loncası. Şimdi onun içindeyiz. Çünkü çekmiş 10 seviyeyi geçmeniz lazım. Şimdi buradan geldik. Lonca bayrağı oylamak için. Buradan oyumuzu vermemiz gibi bayrağımız çekiliyor. Gördüğünüz gibi çekildi.
Şimdi Bulanca Bayrağı ne işe yarıyor derseniz de, Bulanca Bayrağı'nı çektiğiniz zaman bu Outpost'taki tüm şirketlerde size oyun ekstradan sanki onun bayrağını çekmişsiniz gibi davranıyor. Yani ben buraya bir şey sattığımda Gold Order'a satmışım gibi hem bana ekstra para veriyor. Gold Order'ın bayrağı ile birlikte Gold Order'a satmışım gibi hem ekstra para veriyor hem de ekstra seviyesini veriyor ki bu arada değinmedim galiba şimdidir hiç. Her zaman loncalar ekstra lonca diyorum. Her zaman bayrak size verdiği seviyede ekstradan onu verir. Bu arada bunun eşyalarını da buradaki AB satıyorsunuz. Onu söyleyelim. Sattığın zaman da buraya satmanız lazım yani bayrak çekince. Kaptanın gemideyken de buraya satabilirsiniz bu arada. Başka bayrağı çekseniz dahi. Kaptanın gemiler satabiliyor sadece. Yine kendi şirketinizi satıyormuşsunuz gibi davranır oyun size. Bu şekilde orayı çektiğiniz zaman her şirketin bayrağını aynı anda çekmiş gibi oluyorsunuz. Ama Reaper hariç, Reaper değil. Sadece Outpost'taki şirketlerin. Reaper da var ama bu sayılmıyor. Reaper olmuyor. Sadece Outpost'taki şirketlerin hepsinin bayrağını aynı anda çekmişsiniz gibi oluyor. Aynı zamanda yukarıda Larin de vardır. Ona sadece mavi parayla verilen eşyaları satabilirsiniz. Yani Ancient Chest, yani kül sandığı, kül anahtarı, ritüel işte kafatası, kellesi neydi artık adı. Bunları bu ablaya satıyorsunuz. Mesela mavi para veriyor ve bu ablanın da şirketi ve bayrağı olmadığı halde eğer şu bayrağı çekerseniz, bak bizim gibi nerede? Bu bayrağı çekerseniz buradan lonca bayrağını bu ablaya da ekstra bir karlı şekilde satabiliyorsunuz. Buradan elde ettiğiniz lootları. Yine iskeleye şuraya sattığınızda. Lonca bayrağı da bu şekildeydi. Şimdi değinmediğim tek bir şey kaldı. O da şuradaki bu kum saati. Bu da gemiden oynadığınız PvP ile ilgili bir şey. Onu da gemiden oyluyorsunuz. Savaşa dalıp buradan satabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir video var. Değinmiyorum o yüzden burada. İsteyenler bakabilir. Videomuz da bu şekildeydi. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Yani anlayacağınız burası Reaper'ın Outpost şubesi gibi bir şey. Her şey alıyor. Her şeyde ekstra komisyon veriyor. Ne satarsanız satın. Videomuz da bu şekildeydi. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın ve bay bay.